Sayın Çetin Arık, buyurun Sayın Arık. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Yine içinde bolca rakam olan ama özünde ekmeğe muhtaç edilen yurttaşın olmadığı bir soygun bütçesiyle karşı karşıyayız. Ülkemizde nasıl bir soygun, nasıl bir vurgun düzeninin oluşturulduğunu İlim Kayseri'nin küçük bir ilçesinden örnek vererek açıklamak isterim. Tomarza, 22 bin nüfuslu küçük bir il. Yönetim Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Nasıl ki ülkemizin kaynakları beşli çeteye aktarılıyorsa Tomarza'da da benzer bir yapı kurulmuş. Tomarza Belediyesi 2017 yılının Ocak ayından başlamış Aralık ayına kadar belediye başkan yardımcısına ait olan Sema Yapı adlı bir firmaya tam 4 trilyon lira para ödemiş. 2016'da, 2018'de, 2019'da, 2020'de ne kadar ödendi bilemiyorum. Şimdi çikolata kutularında milyon dolarları büyük elçi olarak atayanlar bu rakamlara gülüyor olabilirler. Bunda da ne var canım diyebilirler. Ama bizim tüyü bitmemiş yetimin kuruşunu sormak namus borcumuzdur. Sürem 6 dakika. Biliyorum ki belediyenin ödediği bu faturaları tek tek anlatmaya vaktim yetmeyecek. Bir yılda yaklaşık 100 tane fatura kesilmiş. Ama hiçbirisi 55 bin lirayı geçmemiş. Çünkü 55 bin lirayı geçerse ihaleye çıkmak zorunda kalacak. Al gülüm ver gülüm diyemeyecek. Şimdi bu faturalardan birkaç tane örnek vermek isterim sizlere. Belediye Başkan Yardımcısı Dadaloğlu Kayapınar Mahallesi'ne yol yaptım diyerek 17.500 lira fatura kesmiş. Faturada ne var? Çimento var, biriket var, kireç var, yağlı boya var, dış cephe boyası var. Faturada ne yok? Yol yapıyor, kum yok, asfalt yok sayın milletvekilleri. Üstelik yağlı boyanın litresini de KDV hariç 220 liraya fatura etmiş. Bugün en iyi yağlı boyanın litresi 22 lira. Sayın Grup Başkan Vekilim, AKP'nin Sayın Grup Başkan Vekili, bir tane milletvekilinizi görevlendirin, beraber gidelim bir kutu yağlı boya alalım. Şu anda tam 3 yıl önce 10 katı fatura kesmiş Sayın Belediye Başkan Yardımcısı. Yine bir diğer fatura, 3 konak mahallesinin köy konağının çatısını onardım diye 41 bin liralık fatura kesmiş. Faturada ne var? Çatı yapıyor bakınız. Mantolama, fayans, petek, iç cephe boyası. Faturada ne yok? Kiremit yok. İbrahim Bey, kiremit yok. Çatı yapıyorsunuz, kiremit yok. Yol yapıyorsunuz, asfalt yok. Yol yapımında dış cephe boyası var. Çatı yapımında iç cephe boyası var. İşte bir vurgun düzeni, işte bir çürümüşlük. Yine Pusatlı Mahallesi'ne tuvalet yapmış. Sayın Grup Başkan Vekilim, Pusatlı Mahallesi'ne tuvalet yapmış. Yine 44 bin liralık fatura kesmiş. Tuvalet. Kullanılan malzeme çatıyla aynı. Yolla aynı, hiçbir fark yok. Çünkü başkan yardımcısı hızını alamamış. Bakınız, başkan yardımcısı hızını alamamış. 3 ay sonra Pusatlı'ya bir tuvalet daha yapmış. Ama bu sefer otomatik kapı yok. Faturayı da 53 bin lira kesmiş. 53 bin liralık fatura kesmiş sayın milletvekillerim. Yol yapımında, çatı yapımında, tuvalet yapımında aynı malzeme kullanılıyor. Çünkü bu faturalar hayali faturalar. Üstelik Pusatlı hemşerilerimin içine edecekleri 100 bin liralık tuvalete de ihtiyaçları yok. İhtiyaçları yok. Ürünü tarlasında kaldı. Mehmet Emmi'nin traktörü hacizli. Ahırındaki ineğinin yiyeceği samanı yok. Ayşe teyzem bileziğini satıp okuttuğu, öğretmen ettiği çocuk evinde bekliyor. Evinde bekliyor, atanamamış.
Ali Emmi'nin mühendis olmuş çocuğu babasından utanıp anasının mutfağı kaçınamıyor. Sayın milletvekiller, bakın daha dün Samsun'da 45 yaşındaki bir vatandaşımız avucunun içine aşk yazarak intihar etti. İnsanlar ölüyor. İnsanlar aç, insanlar işsiz. Değerli milletvekilleri, bu da belediye meclis üyesine ait akaryakıt istasyonundan belediyenin LPG'li ve benzinli araçlarına kesilen 46.500 liralık fatura. Belediyede LPG'li araç yok. Belediyede benzinli araç yok. Elin asırlı, alın terini toprağa aktıran tomarcamızı çiftçimize gönderilen haciz de bu. 76 bin lira İbrahim Bey, 76 bin lira. Namuslu evine ekmek götürmek için zamantı suyundan tarlasına su çekmiş, 56 bin lira haciz gitmiş. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, fakirin sırtından doyan doyana. Sayın milletvekiller, bu da Tomarza Belediye Başkanı'nın babasının dükkanından alınan fatura, Şık Market'ten. Belediye başkanı çok kirlendik diye babasının dükkanından 5500 lira sıvı sabun almış. Sayın başkan, ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa alayını zamantı suyuna dökünüz. 3 değil 40 defa da yıkansanız gene de temizlenemezsiniz. Çünkü AKP ilçe başkanının 60 liralık otel parasını belediyeye ödeyecek kadar kirlenmişsiniz. Söz sıra.